Peki bu merkepler, merkep iki kısım. Bunu neticeyi öğrendik ki bir dağda yabani olan merkep ki onu avlar, etini yer. Yersin, o helal. Bir de halkın beslemiş olduğu himarlar var ki bunlara ehli himar deniliyor. Bunların eti de Heyber vakasına kadar yenilirdi. Heyber vakasından sonra Peygamber Efendimiz nehyetti, necis olduğunu beyan etti. Ya at etine ne diyeceksin? Atlar yenilir mi, yenilmez mi? Luhumul khayr. At eti. Onu beyan edecek. Buyuruyor ki, babu ekli luhumul feras. Atın, etinin hükmünü beyan edeceğim diyor. Haddesena Rabi'ul Cisiyyü. Kale haddesena Ebu Nu'aym. Hava haddesena Abdurrahman ibn Amr'in Dimişkiyyü. Kale haddesena Yezid ibn Abdirrabbi. Ve Halid ibn Halid. قالوا حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد خالد بن الوليد dedi ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير Peygamber Efendimiz at etinden nehyiledi katır etinden de nehyiledi merkep etinden de nehyiledi. Şimdi bu Halid ibn-i Velid'in bu rivayeti at etini haram kıldı. Merkep etini, fıkatır etini haram kıldığı gibi at etini de Peygamber Efendimiz haram kıldı. Onun yenilmesinden nehyiyledi. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi diyor ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا Ulemadan bir kısmı Hazreti Halid'in bu rivayetine gittiler. فَكَرِهُ لُحُمَ الْخَيْلِ At etinin yenilmesini mekruh gördüler. وَمِمَّنْ ذَهَبَ اِلَى ذَٰلِكَ Bu kavle sahip olanlardandır. Ebu Hanife'de rahimahullah. İmam-ı Azam bu kavle sahip olmuştur ki Halid ibn-i Velid'in rivayetine göre at eti yemek caiz değildir. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis ile de ihticac ettiler bu zümre. O zümre tabi ne kadar alim varsa işlerinde İmam Ebu Hanife'de var. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ulemadan başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki la ba'se bi ekli luhumil khayl. At etinin yenilmesinde beis yoktur, caizdir. Bu hadis var. Halid ibn Velid'in hadisi var. Buna ne dersiniz? Dediler sizin elinizde hadis varsa bizim de elimizde hadis var. Ve ihtecu fi zalika bima haddesena. İmam-ı Tahavi diyor ki bunlar da hüccet getirdiler. Neyle? Bima haddesena Yusuf. Yunus. Yunus'un bize rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Onu delil getirdiler. Kale Yunus dedi ki haddesena Ali ibn-i Ma'bed. En Ubeydillah ibn-i Amrin. En Abdülkerim el-Cezeri. En Ata ibn-i Rabah. En Cabir ibn-i Abdillah. Bu hadis de kime dayandı? Cabir ibn-i Abdullah'a dayandı ki kale. Hazreti Cabir buyurdular ki künna ne'kulu luhumel gayli biz at eti yerdik ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında at eti yerdik. Peygamber Efendimiz zamanında at eti yerlermiş ashab-ı kiram haram olsa yemezdiler. Helalmiş ki yemişler. Hadisin birisi bu. Başka bir hadis daha getiriyorum. Çünkü bu olur ki der ki yerdik. Yerdik ama belki sonradan nehyedildi. Evvelden yerlermiş. Sonradan belki nehyedilmiş. O beyan buyurulmuyor. Ya mutlak olarak yerdik diyor. İkinci hadis. Haddesena Fahdun kâle haddesena ibnül esbahaniyyü. Kâle akberena şerikun an abdülkerim. Ve veki'un en süfyan. An abdülkerim fezekere bi isnadihim sehû. Eyni hadisi şerifi. İmam-ı Tahavi Fehd tarihiyle de rivayet ediyor. Üçüncü bir hadisi şerif daha var. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus kâle haddesena Ebu Muaviye en Hişam ibn Urve en İmreti Fatimete binti Münzir en Esma binti Ebi Bekir kâle Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Esma'dan rivayet edildi. Hazreti Esma buyurdular ki neharna farasen ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında biz bir at boğazladık. فَاَكَلْنَاهُ Onu da yedik. Resulullah Efendimiz zamanında olmuş. Zamanında olmuş ama ne vakit olmuş? Resulullah Efendimiz zamanında merkebeti de yenilirdi. Fakat sonradan merkebetinden nehyeyledi.
Ateti de yemişler. Yemişler ama sonra da nehi vakı mi değil mi? Şimdi bu hadis-i şeriflerde mutlak olarak zikrediliyor ki yerdik. Ama nehi vakı olduğunu beyan etmiyorlar. Hazreti Halid de diyor ki Peygamber Efendimiz nehiyledi. Caiz ki sonradan nehiylemiş. Ve fi hadel bab asarun. Bu babda birçok hadisler vardır. Kad dehalet fi babin nehi. O eserler, hadisler dahil oldu. Nereye? Fi babin nehi en luhumil humuril ehliye. Yukarıda beyan etti ya, merkeplerin eti haramdır. Orada zikredildi, oraya dahil oldu. فَاَغْنَانَا ذَٰلِكَ نِعَادَتِهَا. Tekrar o hadisleri burada iade etmekten biz müstahane olduk. Mesela Hayber'de rivayet ediyorlar. Resulullah Efendimiz merkebetinden bizi men etti fakat bize at eti yedirdi. O da delalet ediyor ki at eti Hayber vakasına kadar yenilmiş ve Hayber vakasında da yenilmiş. Sonra da nehyedildiğine dair de bir işaret yok. Evet. Yalnız Hazreti Halid'in rivayeti var. Hazreti Halid'in rivayeti de ne vakit? Hayber vakasından evvel mi, sonra mı? O da beyan edilmiyor. فَزَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْاَسَرِ. Ulemadan bir kısmı bu hadisi şeriflere zahip oldular. فَاَجَازُوا اَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ. At etinin yenilmesini caiz gördüler. Dediler, Ashab-ı Kiram'dan rivayet, Peygamber Efendimiz zamanında yemişler. Biz de yeriz dediler. Ve mimmen zehebe ila zalik. Bu kavle sahip olanlardandır. Ebu Yusuf ve Muhammedun rahimehumullah. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed de bu kavle sahip oldular. Ve ihteccu bizalik bitevatüril âthâri fî zalik ve tezahürihâ. Ve ihteccu bizalik. Bununla ihticac ettiler. Yani at etinin yenilmesi halaldır diye ihticac ettiler. Ne ile? Bi tevatürül asar, hadislerin tevatür derecesinde gelmesiyle. Fî zâlik, at etinin yenilmesinde ve tezahiru ve tezahürihâ, hadislerin de zahir ve kuvvetli, tevilsiz olduğuyla istidlal ettiler. Ve lev kâne zâlik mâhûzen min tarîkin nazar. Şimdi İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed at etinin yenilmesini hadislerden aldılar. Ama kıyasa bakılsaydı, akla vurulsaydı, lema kâne beynel khaylil ehliyye vel humuril ehliyye farkud. Kıyasa baksan at etiyle merkebetinin arasında fark olmaması lazım. Merkebi de insanlar besliyor, ati de insanlar besliyor. Öyleyse merkebe eti yenilmediği gibi at eti de yenilmez. Merkebe eti yenilirse at eti de yenilir. Yani ikisinin arasında fark olmamak lazım değil. وَلَكِنَّ الْآثَارَ لَكِنْ eserler en رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den varid olan hadisler اِذَا صَحَّتْ وَتَوَاتَرَتْ sahih olur ve tevatür derecesinde olurlarsa evladır en yukale denile diha o eserlerle. Eserler sahih ve tevatür olursa o eserlerle hükmetmek evladır مِنَ النَّظَرِ kıyasla. Kıyasa gitmeyiz, hadislerle amel ederiz. وَلَا سِيَّمَا اِذْ قَدْ اَخْبَارَ جَابِرُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ خَاسَةً Cabir ibn-i Abdullah haber verdi fi hadisihi, rivayet etmiş olduğu hadisteki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz اَبَاحَ لَهُمْ onlara mübah kıldı, ashab-ı kirama لُحُومَ الْخَيْلِ at etini mübah kıldı. Nerede? Fi vaktin bir vakıtta ki مَنَعَهُ اِيَّاهُمْ onları men eyledi. Yahut da fî vakti men'i, bu daha güzel olur. Fî vakti men'ihi, Peygamber Efendimiz'in men ettiği vakitte اِيَّاهُمْ اَسْحَابِ كِرَامِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ merkep etlerinden nehyettiği vakitte ki Hayber vakasındaydı. At etini mübah kıldı. Hasreten Cabir ibn-i Abdullah ne diyor? Hayber vakasında at etini bize haram kıldı, merkep etini, fakat bize at eti yedirdi. Onu mübah kıldı. فَدَلَّ ذَٰلِكَ bu delalet etti. اَلَخْتِلَافِ حُكْمِ لُحُومِهِمَا at etiyle merkep etinin etlerinin hükümde muhalif olduğuna delalet etti. Şimdi kıyasa baksak, madem merkep eti haram, at eti haram olması lazım. Fakat diyor, birçok hadislerde
geldi ve haseten Cabir İbni Abdullah diyor ki Heyber'de Peygamber Efendimiz bizi merkebetinden men etti, nehyetti. Fakat at etinden men etmedi, biz at eti yedik. Öyleyse etlerin arasında fark var. At eti başka, merkebeti başka. Kıyasa bakılmaz. Madem hadis vardır, hadisle amel edilir. Yalnız buradaki işte incelik, İmam Ebu Hanife'nin düşüncesi daha ince. Diyor ki doğru. Şimdi İmam-ı Azam bu hadis-i şerifleri inkar etmiyor. Khayber vakasına kadar böyle oldu. Fakat Hazreti Halid'in bu rivayeti belki Khayber vakasından sonra Peygamber Efendimiz sonradan at etinden de nehyeledi. Şimdi evvelkilerin helal olduğuna dair rivayet edenlerin ki mutlak zaman ölünceye kadar bu böyle devam etti diye bir kayıt yok. Resulullah Efendimiz'in en son hayatına kadar at eti yenildi diye bir kayıt yok. Yalnız onun zamanında yenilmiş. Yenilmiş ama merkebeti de yenilmişti. Sonra da merkebetinden nehyeledi. At etinden de nehyelediğini Hazreti Halid rivayet ediyor. Bitti bu hadis kafidir. Öyleyse İmam-ı Azam'ın delili daha kuvvetli. At etinin yenilmesinden Peygamber Efendimiz nehyelemiş. İmam-ı Azam'ın kavlinden daha kuvvetli İmam-ı Azam'ın delili. Vallahu Teala alem.